Kıymetli hocam, bu hafta ne çizeceğiz sorusuna cevap vermeye başlasın sizlere. Bu hafta arkadaşlar artık sıra bir modelimize geldi. Hocam o model nereden çıktı Allah'a sen diye söyleyeceksin. Acaba nereden çıkmış olabilir? Sanki tanışıyoruz biz bu modelle, değil mi? Karşımızda bir Volkswagen modeli var. Herkesin çok sevdiği, beğendiği bir model. Herkes bunu çizmek ve kullanmak, hatta modelini üretmeyi arzu eder bu model için. Biz bu modelin zatinden üstünde bulunan mobiliteyi ne yaptık sizlerle hatırlıyor musunuz? Biz zaten bunun üstünde bulunan mobiliteyi sizlerle çizdik. Sıra geldi alt tarafının onun asıl gerçek modeli olan Vosvos modeline sıra geldi diyorum. Peki hocam, nedir bu Vosvos dersiniz? Bu bir araç aslında. Var olan bir araçtan, bu araçtan esinlenecek. Bir tane esinleneceğiz. Bir tane cephe görünüş resmini kullanarak da çizgilerin ve hatların üzerine ne yapacağız arkadaşlar? Giderek kendimize bir model oluşturacağız. Yalnız bu model biraz daha ayrıntılı. Ne gibi ayrıntılı hocam diye sorarsanız eğer. Çizdiğimiz mobilet gibi veya motosiklet gibi üç parçadan artık oluşmayacak. Biraz daha parça sayımız burada fazla olacak arkadaşlar. Bakıyorsunuz yeni yeni tipik tipik modeller çıkıyor. Hocam bu da nedir Allah'a sen dediğinizde işte bizler gibi tasarımcıların önce tasarımını yapması ve ardından işçilikte kalite sahibi olan ustaların da el atmasıyla bu işler ne oluyor arkadaşım? Meydana çıkıyor. Yeni yeni modeller gün yüzüne geliyor arkadaşlar. Demek ki gün yüzüne bir modelin çıkabilmesi için ne yapmamız lazım? Biz tasarımcıların olaya el atması lazım. Tasarım yapmamız lazım. Çizmemiz lazım ki çizdiğimiz tasarımın uygulanabilirlik kesim planını çıkartmamız lazım ki ustalar bunları ne yapabilsin? Üretebilsin arkadaşım. Modelimiz işte siz de görüyorsunuzdur ekranda birbirinden güzel, harika modeller. Tabii ben dersten önce birkaç gün önce bunları ne yaptım? Pinterest sitesine girdim. Pinterest sitesinden Vosvos yazdım. Böyle farklı farklı birçok tasarım modeli karşıma çıktı. Ben de bu modellerden güzel olanları, ilgi çekici olanları bilgisayarlara resimlerin üzerine sağ tıkladım mouse'umla. Resmi farklı kaydet tıkladım ve bu modelleri toparlamaya çalıştım. Güzel de oldu bence. Ben buradaki bazı resimlerden esinleneceğim. Bazılarını kendi hayal dünyamdan ekleyeceğim buraya. Ardından da arkadaşım benim bu yapacağım iş güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hatta modelimi ben de üstü açık yapmayı planlıyorum.
Bakın şu ekrandaki modelin aynısını daha önceki yıllarda bir arkadaşımız yaptı. O model hala hocanızın dolabında, vitrininde geldiğinizde görürsünüz. Evet, bunun gibi üstü açık güzel bir model yapmaya çalışacağım sizlerle arkadaşlar. Hatta şunun da şu spoiler kısmı dediğimiz şu kuyruk kısmı çok hoşuma gidiyor. Belki öyle bir şey ekleyebilirim. Bakın Volkswagen'i tasarlamışlar, çevirmişler, farklı bir modele çevirmişler. Ve bu modeli daha önceki yıllarda bir tasarımcı oturmuş, çizmiş, kayıt etmiş ve güzel de bir şey çıkarmış. Örneğin şuradaki ön tamponu üstten bakarak çıkarmıştır mutlaka ve şuradaki modelin tam önüne onu monte etmiştir bence. Mükemmel. Arka koltuklar birbirine bitişik, ön koltuklar birbirinden ayrılacak. Ortada bir bölüm var. Şu bölüm aslında bilmeseniz de olur ama böyle bir şeyin olduğunu bilin. Burası da arabanın egzozunun geçtiği bölüm veya arkadan çıkışlı arabalarda diferansiyelin geçtiği bölüm oluyor orası. Yine iç kısmı da bu şekilde görünüyor. Hocam içine de mi önem vereceğiz? Evet, içine de önem vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ben son olarak hangisinden yapalım, hangisinden gidelim konusunda tam bir net karar veremedim. Ama iki farklı resim hazırladım. Birisi bu, birisi de şu. Şunu kapatalım. Bu ve bu. Bu ikisine bakacağım. İkisine göre hangisi benim için en uygundur kararını vermeye çalışacağım. Ama diğer tasarımlardan da yardım alarak ben bunu çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince. Şu biraz daha uzun bir model ama karartılı bir model. Üzerinden hangi çizgiyle gitsem acaba siz anlayabilirsiniz. AutoCAD'de düşüncesi biraz beni endişelendiriyor. Şu ise biraz daha açık renkli bir tasarım. Hangi çizgiyle gidersem gideyim, gittiğim çizgileri siz de benimle takip edebilirsiniz diye düşündüğüm bir model bu da. Evet. Kararsızlıklar insanı yanılgıya düşürür arkadaşlar. O da beni zorlandırıyor tabii kararsızlık olayı. Ama hangisiyle yaparsam yapayım ben başı güzel çıkarım. Şu model biraz daha gözüme biraz daha geniş gibi geldi. Şu model üzerinden devam istiyorum siyah. Evet belki rengi çok koyu ama kırmızıyla sarıyla gider. Bu rengi size elimden geldiğince gösteririm. Hadi o zaman hocam o rengi, o tasarımı bize de atar mısınız diyorsunuz. Ekran üzerindeki tasarıma sağ tıklayalım ve buradan da kopyala diyelim. Buradan da sizin ekranınıza geleyim ve şuradaki yazı butonuna CTRL-V yapalım. Evet, CTRL-V yapsam da işe yaramadı resim. Resmin üzerine gelelim. Şimdi sağ tıklasam resmi kopyala var mı? Kopyala var. Kopyala diyelim bakalım. Şimdi bir de deneyelim tekrar. Buraya CTRL-V yapalım. Evet, maalesef resmi size atamıyorum. Osman'la Şeyda, bana mail adresinizi yazar mısınız? Osman'la Şeyda, bana mail adresinizi yazın. Size mail atayım. Siz de bu resmi WhatsApp grubundan gruba atın. Herkes resmi kullansın. Olur mu arkadaşım? Hadi çabuk. Hadi çabuk. Osman'la Şeyda çabuk. Reşat sen de at.
Normalde buraya aslında copy paste yaptığımda oluyordu bu iş. Niye olmadı? Niye yanlış yaptık? Veya şöyle bir şey mi yapsam acaba? Şuradaki resmi büyüteyim şöyle. Biraz hafiften bozuluyor gibi. Print screen yapayım şöyle. Evet. Sonra geleyim buraya ekrana. CTRL ile vereyim arkadaşım. Nasıl olacak? Bir dakika. Mail'e de gerek kalmayacak galiba. Olacak mı? Sanki oldu. Evet, resim geldi. Biz de bir yöntem bulacağız tabii ki eninde sonunda. Print screen ile. Evet, herkes bu resmi görüyordur. Herkes bu resmi benimle beraber gösterdiğim gibi eğer kullanırsa eşdeğer bir çalışma yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir tıklayalım bakalım nasıl görünüyormuş açıldığında. Evet, fena değil. Güzel duruyor açığında. Bu resim üzerinden hepimiz devam edelim bence. Herkes bu resmi indirsin bilgisayarına. Kapat diyorum ve şurayı kapatıyorum. Ardından o tiketi artık geçiyorum. Sizlerle benimle bunu takip edin arkadaşlar. Evet, şunu da kapatalım. Resmi sağ tıklayacağım. Kopyala diyeceğim bilgisayarımı indirdikten sonra. AutoCAD ekranına geleceğim. Biliyorsunuz ki daha önce haftalar denedik. Biz AutoCAD ekranında front ekranından bir resmi yapıştırmaya çalıştığımızda genelde başarısız kaldık. Top ekranında yani üst görünüşten baktığımızda yani şuradaki view compose diyorum arkadaşım. Buradaki top ekranına üst görünüşten baktığımızda ise resimlerimizi ekrana rahatlıkla yapıştırabiliyor idik. Klavyeden CTRL V yapacağım arkadaşım. Bakalım gelecek mi? Geldi bile. Boyutu kaç santim olsun diyor. 30 diyorum ve Enter'a basıyorum şöyle. Kaç kere Enter? 3 kere Enter'a bastım. Acaba nereye gitti? İşte burada. Gerçekten de 30 santimi ben de merak ediyorum. Bunu ölçebilmek için dimensiyona bir tık yapalım. Şu köşeden. Evet, şuraya geldim. 7,5 santim olduğunu görüyorum. 7,5 santim olmaması lazım. Hatta şuradan ölçmek değil de arabanın kuyruğundan lineer komutuna bir tık yapalım. Arka şu kuyruktan ortalama şu ön kuyruğa kadar gelsin bir tık yapalım. Kaç santim diyor arkadaşım? Bakayım buraya. 6 santim gibi görüyor. 5,9 diyor. 6 santim diyelim biz buna. Bu resmi ne yapmam lazım? Büyütmem lazım. Çünkü biz ortalama bir oyuncak yaptığımızda 20 veya 25 santim uzunluğunda yapıyor dedik. Bunu kaç santim yapalım hocam derseniz bunu da 20-25 arası bir rakamla çarpalım. 6 kere 4, 24 santim yapar yaklaşık bunun boyu. Yeterli bence. 24 de çok mu büyük olur? Yok, ideal olur bence. 24 santim büyüklüğünde olması için bu resmi ne yapabiliriz? O zaman resmi seçeceğim arkadaşım. Scala komutuna bir tık yapacağım. Nerede bizim home arayüzünde? Scala komutu modifiye araç bloğunun içerisinde bir tık yapıyorum. Nereden? Köşesinden. Geleceğim tutacı bir tık yapacağım. Tutaç vermiyor. Problem değil. Bir tık. Şöyle mouse'umu yükselteceğim. Klavyeden 4 ile çarptığımda o büyüyecektir arkadaşım. Şu ölçülendiğimi seç. Sil. Ve tekrar resmin üzerine geliyorum. Tekrar ölçelim bakalım. Lineara bir tık yapalım. Yaklaşık şuralardan şuralara kadar bir ölçü. Yaklaşık neyi bulmuşuz bakalım. 23-24 santimi yakalamışız sizlerle. Bizim için bir oyuncak için 25 santim 25 santim uzunluk gayet iyi. Resmin zaten kendi özelliğinden dolayı biz 25-24 yaptığımız gibi burada da kendi özelliğinden yani kendi resmin büyütme skalasından kendi yüksekliğinde oluşturacaktır diye düşünüyorum. Baktığım zaman da yükseklik kaç olmuş? Yaklaşık 8 santim güzel bir yüksekliği olmuş arkadaşlar. Peki hocam ne yapalım sorusuna bir cevap vereceğim. O zaman şu çizgileri artık silelim. Biz resim üzerinden kalıplama yöntemi kullanaraktan bu işe başlayalım. Hocam ilk nereden başlayacağımız diye bir soru soracaksınız bana. İlk nedense ben arabanın üzerindeki en dış kısmındaki çamurluklardan başlamak istiyorum. Daha sonra ardı ardına devam edeceğim arkadaşlar. Bazı yerlerde line çizgisi kullanacağız. Bazı yerlerde arc çizgisiyle biz bunun kalıbını çıkaracağız.
Elimizden geldiğince güzel bir şey çıkarmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Tabii bazı yerleri resimde gördüğünden farklılık da olacak. Biz de bunları kendimize göre bazı yerleri değiştireceğiz arkadaşım. Bunun altı üstü yok. Bunlar bazı yerleri değişecek bize göre. Peki hocam devam edelim mi sorusuna? Evet devam edelim diyorum ben de. Çamurluklardan başlayalım sorusuna geçmeden önce. Bakın şuradaki properties araç bloğunun. Bu arada ben hangi arayüzü penceresinde çizim yapıyorum diye sorarsanız. Ben şu an arkadaşım workspace araç bloğunun. Bakın ekran sağ alt tarafındaki workspace araç bloğunun içerisindeki Draptic Animation arayüzüne tıkladığımda siz de benimle aynı arayüzde sahip olursunuz. Draptic Animation arayüzü. Eski modellerde burada 2D Drafting yazar arkadaşım burada. Bundan da haberiniz olsun arkadaşlar. Peki hocam, hadi bakalım bir şeyler yapalım, çizelim diyorsunuz. Siz de benim gibi, ben de sizler gibi. Şu çamurluktan başlamadan önce ben önce şu en alt şuradaki düz çizgiyle, şaseyle gitmek istiyorum. Ve renk belli olsun diye kırmızı seçeceğim. Belli olmazsa biz onu ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz ilerleyen dakikalarda. Rengi kırmızı istiyoruz. Ardından line komutuna bir tık yapacağım. Bazı yerlerde T cetveli açmak lazım. T cetveli orta modeldi. Yani F8 komutuna basarsam bu iş olurdu. Bir tık yapacağım. Şuradan başlıyor gördüğüm kadarıyla. Bir tık yapalım buraya arkadaşım. Veya en altı burasıymış. En alttan başlayalım. Şuradan hatta biraz daha şöyle. Evet. Evet bir tık yaptım. Şöyle dik açısıyla gelmesini istiyorum. Yaklaşık şuraya kadar bu. Gelsin arkadaşım. Bir tık yapıyorum. ESC. Bunun aynısından yukarıya da 5 birim, en azından 5 birim kalınlığında olması gerektiği için seçeceğim. Copy diyeceğim veya offset de diyebilirim. Offset dedim. Bu çizginin yukarıda 0,5 kadar, 0,5 kadar aynısından yukarıda istiyorum. Bir tık yapıyorum. ESC. Bunu niye böyle yaptın hocam? 5 birim kalınlığında böyle bir şey yok burada aslında diyeceksiniz ama şimdi biz bunu ahşap keseceğiz. MDF ham MDF'den keseceğiz. Bıçaklar kesim yaparken en az kalınlığın 5 mm olması lazım ki yoksa buradaki parçalar kesim esnasında kopuyor, patlıyor. Bu da bizim istemediğimiz bir durum arkadaşlar. Peki belli bir şey elde ettikten sonra sıra neye gelsin diye sorarsanız bence sıra çamurlukları başlayalım diye düşünüyorum. Hemen bana bir ark komutu lazım. Ark nerede yaşar diye sorarsanız draw araç bloğunda yaşar. Bir tık yapıyorum kendisine. Önce dış hattını gitmeye çalışacağım. Bu arada ne açık değilmiş? Object Snap açık değilmiş. Üzerine bir tık yapıyorum. Açıldı. Niçin Object Snap'ı seçtiniz diye hocam diye sorarsanız. Çünkü simetrik gitmem gerektiği için. Şuradan başlayacak benim çizgim. F8'i kapatmam lazım şu anda. Ve şöyle bir çizgi atacağım bakalım buraya. Şu birincisi olsun. Evet. Tekrar Enter'a basalım. Komut geldi bir tık. Şuradan şöyle tam burada bir bölüm var. Bu bölümün adı ne dersiniz eğer? Bakın burada bir far var. Farın olduğu yerde çizgimi sonlandırırım. Şimdi farı çıkartmam lazım buradan. Düz çizgi kullanmayı düşünüyorum burada. Line komutuna bir tık yapalım ya da klavyeden L'ye yazıp Enter'a basalım. Ardından bakın farı şöyle düz bir şekilde çıkaracağım. Ardından aşağı doğru yine düz bir şekilde çıkaracağım. Ardından iç tarafa doğru yine şöyle düz bir şekilde çıkaracağım. ESC. Daha sonra devam ettiğimde farın detayı acaba burayı biraz öldürecek mi? Oradan çekindim bir an. Arka bir tık yapalım ve şurayı çıkartmaya çalışalım. Nokta 1, nokta 2 ve nokta 3 de şöyle şuraya doğru gerdireceğim arkadaşım. Bir tık yapıyorum. Evet, şimdi iç tarafı dönmeye başlayacağım arkadaşım. Arka bir tık yapalım tekrar. Şuradan başlasın. Biraz kalın olsun diye bu şekilde yaptım. Bir tık yapalım buraya. Nokta 1 burası olsun. Nokta 2 şurayı gerdirelim. Tekrar Enter'a basalım. Şuradan bir daha gerelim. Evet. Şimdi şuradan da arkadaşım şöyle şurayı gerelim diye geçiyor aklımdan. Birbirini birleştirsem nasıl olur? Güzel de oldu. Fena değil. Gayet güzel. Sizce de güzel mi? Sizce de güzel. Bence de güzel. Olduğu gibi tabii bazı yerleri kenarda ne yapacağız? Biraz değiştireceğiz bazı yerleri. Bu şekilde kalsın. Yalnız bir şey aklıma çekti. Bak şu çizgi şurayı silmemiz lazım. TR yazıp Shift Enter yapacağım. Şu çizgiyi almamız lazım. Ama şu çizgiyi ne yapmamız lazım şunu da? Bakın uç tarafını tutacağım.
Şuradan şunun tutacına tıklayarak birleştireceğim arkadaşım. Çünkü çamurluk o şekilde olması lazım. Geldik ön tarafa. Zor bir şey yok. Gayet kolay. Sadece çizgilerin üzerinden doğru bir şekilde yürüdüğümüz müddetçe biz bu işi yaparız arkadaşlar. Arka komutuna bir tık yapalım. Şuradan simetrik çekeceğim. Şöyle bir tık yapalım bakalım. Göz kararı şöyle bir gelelim burayı. Tekrar enter'a basalım. Burası biraz daha fazla girilmiş. Yalnız şurada bir far detayımız var. Farkı arc ile gideceğiz arkadaşım. Şöyle. Hatta şöyle ben kendime göre biraz daha değiştirmek istiyorum burayı. Evet. Şuradan da şöyle aşağıya doğru gelmek istiyorum. Yaklaşık. Şöyle kalsın bakalım ne yapabileceğiz. Tekrar enter'a basalım. İkinci çizgi de şuradan başlaması lazım yaklaşık. Şuraya bir tık yapalım bakalım. Şöyle bir gelelim burayı. Şu iki çizgiyi belki biraz ilerleyen saatlerde biraz yumuşatabilirim çizgilerin bazılarını. Şöyle kalsın diyorum göz kararı. Şurada fazlalıklar var. Klavyeden T yazacağım. İki kere enter'a basacağım. Silmek istediğim yer birincisi burası, ikincisi burası, üçüncüsü de tamamen şurası. E, S, C. Hocam siz neyi çıkarttınız Allah'a sen diye sorarsanız. Arkadaşım ben ilk önce sizlerle çamurluğun en dış kısmını çıkarttım. Yalnız çamurluğun içinde bir tane daha olması gerekiyor. Çünkü teker kısmı biraz farklı duruyor ama biz bu tekeri bu şekilde basık çıkartamayabiliriz. Böyle kalıversin olmazsa. En dış çamurluk tamam gibi. Onu kenarda bir işleyelim önce. Nasıl işlemeyeceğiz hocam dersiniz. Boşluğa bir tık yapıyorum. Şöyle her şeyi seçiyorum. Kopya ediyorum ardından. Kopyamız neredeydi? Modifier aç bulundu bir tık. F8 mutlaka açık olsun. Herhangi bir tutucuna bir tık sağ tarafa doğru yön veriyorum. Hocam kaç santim taşıyalım dersiniz eğer? 30 diyelim o zaman. 30 diyelim. Enter'a basalım. ESC sıra geldi. Bu işte çıkarttığım çizgilerin bazı yerlerinde hafiften oynamak gerekiyor. Örneğin lambanın şu köşeleri pahalı olması lazım. Fillet yazarsam eğer klavyeden R enter yazarsam nokta 25 diyesim var. Enter diyorum. Şu çizgiyle şu çizgiyi tekrar enter'a basıyorum. Şu çizgiyle de şu çizgiyi tahlıyorum. Farı biraz daha yumuşatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ardından şu iki çizgi biraz fazla keskin gibi geldi. Bakın bu iki çizgiyi seçsem, açık şöyle içe doğru taşısam biraz daha güzel görünür mü diye düşünüyorum. ESC'ye basıyorum. Biraz daha güzel görünüyor gibi olmadı. CTRL-Z. Geri alalım. Şu çizgiyi peki biraz içe boğsam. Olmuyor. Tekrar ikisi için başka ne yapabilirim diye düşünüyorum şöyle. Her ikisini seçiyorum. Bitişik noktası kırmızı noktaya bir tık yapıyorum. Şöyle biraz yukarı doğru içe doğru seçsem. Olmadı. Biraz aşağıya doğru çeksem şöyle. F8'den dolayı izin vermiyor. F8'i kapatalım biraz. Daha da oynamayacağım. Bu şekilde bırakacağım. Yukarıda biraz kesişimde bir hata var. Şu iki kesişimi yakalayalım. Biraz aşağı gerdirelim. Düzelecek diye düşünüyorum. Evet. Başka nerede hatamız var? Göz kararı baktığımızda. Şu ikisini belki biraz içeri çekebiliriz. Hafiften. Evet. Başka nerede hocam düzeltme yapalım dersiniz. Şu çizgiyi biraz dışa boğalım arkadaşım. Hocam bu radius bende olmuyor da bir daha yapabilir misiniz acaba? Radius soruyor bir arkadaşım galiba. Eğer klavyeden fillet yazarsanız enter'a bastıktan sonra R yazıp tekrar enter'a bastıktan nokta 25 dediğinizde enter'a bastığınızda her iki köşeye tıklamanız gerekiyor. Tekrar enter'a bastığınızda aynı komut aynı ölçü geri gelir. İki köşeye tıkladığınızda
Tek tek tıklıyorsunuz. Önce üst köşeye, sonra sağ köşesine gibi yapıyorsunuz. Bu olur. Eğer olmuyorsa muhtemelen sizin o 0.25'lik bölüme yetersizdir kısmınız. Ölçüyü düşünmeniz lazım. 0.10'a kadar düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Devam edelim. Peki hocam, şu üstü güzel gibi, fena değil gibi. Belki biraz şöyle ikisini seçip biraz gelebiliriz yukarı doğru. Evet. Şu altı da hocam biraz içi seçelim o zaman. Şu altı seçiyorum. Onu da yukarıdakine simetriye benzesin diye şöyle çeviriyorum simetrisini. Şu far çok mu yukarı baktı diye bir şey geçiyor aklımda. Far biraz aşağıya bakması lazım. Farı yanlış yaptım gibi düşünüyorum böyle. Peki ne yapabiliriz aslında? Şu farı şöyle seçsem. Klavyede M enter desem. Farı oradan alıp o sınıfı açalım. Şunun ortasına doğru yaklaştıralım bence farı. Ve şunu biraz yukarı kaldıralım. Daha sonra şu çizgiyi de şuradan şunun ucuna birleştirelim. Evet. Başka ne yapabiliriz? Şu fazlalığı alabiliriz. TR shift enter deyip bakın şu fazlalığı atarız. Şu uç kısmında biraz oynamak lazım gibi mi? Bana mı öyle geliyor? RE enter yapsam biraz daha şöyle çizgileri ne yapabilirim bakalım. Her ikisini seçsem aynı anda. Biraz şöyle yapalım ama o stop'u katmakla kapatmak lazım. Biraz şöyle yapalım. ESC. Evet biraz daha burası güzel oldu. Yani şu ikisini biraz yukarı alalım. Dar oldu sanki şurası. Çok hafif bir şey. Evet. Hemen hemen benim için artık çamurluk tamamdır. Bu çamurluk tamam ise bütün çizgileri ne yapmamız lazım? Bütün çizgileri birbirine birleştirmemiz lazım diyorum. Ama aklıma da burada bir şey geldi. Buraya bir teker koyduğumuz zaman yani cırsıya tıklıyorum. Bakın şuradan simetrik çektiğimde, köşeden simetrik çektiğimde cırsıya bir tık yaptığımda teker buraya geldiğinde absürt bir görüntü olur mu onu merak ediyorum şu anda. Buraya bir ESC desem şu arkın içerisinde bir komut daha var seçeneklerde. Ne var bakalım? Çok seçenek var aslında. Neyse kalsın böyle ama kalsın dedikten sonra da tekrar aklıma gelen şu. Tekili biz buraya koyduğumuzda ilerleyen dakikalarda çamurluğun etrafında sırıtır mı diye merak ediyorum. Sırıtmaması lazım. 2.3 diyor. Daha 3 enter desem şurada dursun bakalım bir. Şuradan M enter desem birazcık şunu sağ tarafa kaydırırım. Evet. Yukarı ne yapmam lazım? Buraya göre, tekere göre değiştirmek lazım yukarıyı da. Yukarı değiştirmek için de burayı ne yapmak lazım? Biraz aşağılara doğru böyle çevirmek lazım. Çamurluğu biraz daha kalın göstermek gerekir belki de. Ne yapabiliriz'in soruların cevaplarını arıyorum sadece kendimce. Arkadaşlar. Peki bu buradayken şunlarla oynasam biraz şunu içeri alsam, biraz şu ikisini seçip şöyle yapsam peki nasıl görünür biraz daha? Biraz daha hoş görünür müsün amacındayım. Başka bir şey yok. Oldu mu? Vallahi oldu. Gayet de güzel oldu. Aynısından bir tane de seç. Kopya de şu tekerin merkezinden tutalım. Sınıfı açmak lazım. Object sınıfı. Şuradan al onu arkadaşım. Şöyle bir yere 8'de tifel et. Şöyle bir göz kararı koy.
ESC çamurluğu ne yap arkadaşım? Seç şöyle çamurluğu. Çek aşağıya. İkisini süt. İkisini çek aşağıya şöyle. Evet, oldu. Hatta burası niye böyle olmuş? Şurası şöyle dururken burası niye böyle içe doğru bir acayip durmuş diye geçiyor aklımdan. Şöyle biraz daha aşağıya mı çeksek? Sonra şunun ucunu alıp şuradan şunun ucuna mı yerleştirsek? Sonra şunu şöyle biraz daha gelsek mi böyle? Ya da bu şöyle mi olmalıydı acaba? Şöyle. Şurada şöyle mi olmalıydı acaba? Evet. Şu ikisini seçip şöyle içim alsaydık diye geçiyor aklımdan. Ama olmuyor o. Olmuyor o. Olmuyor. Peki hocam tekiri biraz çekeriz içeriye. Değil mi? Biraz tekiri şöyle alırdık. Nasıl oldu? Ben trakku gibi oldu. Kırılmaya da çok müsait bir şey oldu. Beğenmedim diye. CTRL-Z yaparım. Ben de onu geri alırım. Başka ne yapabilirim acaba diye geçiyor aklımda. Peki her ikisini seçsem aynı anda şöyle yapsam. Sivri acayip bir şey oldu ya. Buraya benzetemedik. CTRL-ZZZ. ZZZ. Kılıversin böyle. Böyle daha iyiymiş gibi geliyor bana. Böyle kılıversin. Tamam. Peki hocam ne yapıyoruz şimdi sorusuna cevap verelim. O zaman şimdi şurayı biraz girebilir miyiz arkaya doğru? Biraz daha görüntü güzel olsun diye. Evet, biraz daha görüntü güzel oldu. Oldu mu oldu. Tekerlerle güzel bir görüntü elde etmeye çalıştık. Sıra geldi. Bu çizgiler birbirinin ayrık. Bunları birleştirmeye geldi. Nasıl birleştiririz hocam dersiniz eğer. Draw araç kolunda bulunan region komutuna bir tık yaparsak ekrandaki herhangi bir boşluğa bir tık yapacağım. Ardından bütün çizgileri seçip Enter'a basacağım. Boşluğa bir tık. Her şeyi seçtim. Enter'a basıyorum. Acaba birleşti mi? Bakıyorum birleşti. Eğer siz bunu yaptığınızda yani region ile çizgiyi birleştirmek istediğinizde birleşmiyor ise tek sorun arkadaşım şu. Muhtemelen siz ne yapmışsınızdır arkadaşım? Muhtemelen siz şöyle bir hata yapmışsınızdır. Çizgiler uç uca birbirine değmiyordur. Onu bulmak için de bütün çizgileri tek tek tıklayıp uçlarını birbirine Object Snap komutu açıkken birbirine tek tek tutturmanız, birleştirmeniz gerekiyor. Aksi halde bu iş olmaz. Şu farı biraz daha büyütebilir miyiz? Belli olsun diye geçiyor aklımdan. Şuradaki farı tam benzetemedik buna ama neyse artık olduğu kadarıyla yapacak da bir şey yok. Böyle kılıversin. Peki hocam buradaki çizgiler ne o zaman? Buradaki çizgileri seç. Peki şu çizgiler ne olacak? Seçeceğim bu çizgileri. Kopya edeceğim, taşımayacağım. Onlar orada dursun. Belki yine değişik yaparım. Üzerine bir tık sol tarafa doğru gelecek. Kaç santim? 30 santim taşıdık. Tık 30 santim dersek tekrar ESC bastığımda her şey yerine oturur arkadaşlar. Dış çamurluk tamam gibi sıra geldi. Arabanın sol kapıların olduğu yerle sağ kapıların olduğu yer olduğumuz en dış kapıların olduğu gövdeyi çıkartmamız lazım. Bunu çıkarırken burada bulunan bazı çizgileri kullanacağız. Bazı çizgileri de silip atacağız. Yapacak bir şey yok. Lazım olanı kullanırız. Lazım olmayanı bizim için önemli değil kalır. Belki hiçbir yerde kullanmayabiliriz. Hadi bakalım şöyle bu aracın etrafında bir dönelim diyorum arkadaşım. Bu arada burada çamurlukta olduğu gibi boşluk bırakmayacağız. Biz ne yapacağız bu kısmı? Bu kısmı ne yapacağız arkadaşım biz?
tam yapacağız. Çünkü tekerlerin vidalanması gerekecek. Onun için bize orası tam olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapabilmek için hemen başlayalım. Ne yapmamız lazım hocam dersiniz eğer? Eski çizgiler belki hiç işimize yaramayacak. Öyle bir görünüş var şu anda. Hele bir şu dış gövdeyi bir çıkaralım da bakacağız bakalım artık. Arc komutuna bir tık yapıyorum. En dışı sanki şuradan başlıyormuş gibi geliyor. Bir tık yapacağım şuradan başlayarak. F8'i kapatmamız lazım ortam odayı ve bizim bu dış gövdeyi dönmemiz gerekiyor. Şuradan başladım. Şöyle bir içe doğru biraz kaçacak. Önce Enter. Sonra şöyle tam tersi yukarı doğru bir kaçış yapacak sanki. Evet. Sonra Enter basacağım. Şurayı bir yuvarlak döneceğiz galiba. Evet. Hatta şuraya kadar gelebilir miyiz? Şuraya kadar gelelim. Enter basalım. Şuradan şuraya bir dönelim şöyle biraz hafiften. Evet. Şuraya bir düz çizgi lazım sanki. Line'a bir tık yapalım. Şurayı şuradan alalım. Şöyle aşağıya doğru inelim. Evet, Enter. Arka bir tık yapalım. Şuraya gidelim bakalım gidebilecek miyiz? Şurası nokta bir olsun. Hatta şöyle tamamen burayı şöyle aşağı doğru kıvırsam. Şuradan biraz simetrik çeksen nasıl olur? Şöyle bir şey oldu. Oldu. Burayı biraz gelebilir miyiz? Gelsek nasıl olur acaba? Snap'ı kaldıralım. Snap'sız gelelim buraya. Hiç gerdirmesek daha iyiymiş. Gerdirmiyorum o zaman. Öyle kalıversin. Peki asıl soru şu olması lazım. Hocam bunun aslında şasisinin soluna göre burayı dümdüz bir çizgi lazım değil mi sorusuna cevap vermek istiyorum. Evet. Buraya aslında dümdüz bir çizgi lazım. Line'a bir tık yapalım. Şu şasiye zaten ortak idi. Onu kullanmamız lazımdı. Şundan dümdüz gelsin bakalım şöyle. Nereye kadar? Şuradan kesişeceği yeri bulduğumuz yere kadar. F8 açalım. Şuradan aşağı bir kesişim isteyelim. Evet, böyle olsun. ESC. Şu çizgiyi alalım şimdi arkadaşım. Şunu şuna birleştirelim. Aynısını devam edelim yine. Line Enter diyelim arkadaşım. Şu çizgide dümdüz böyle gelecek. Ta ki şunun olduğu yerden aşağı doğru bir simetrik çekelim. Bir tık. ESC. Çizgiyi alalım. Şuradan onun ucuna yerleştirelim diyorum arkadaşım. Hatta burada farklı bir şeyler daha yapacağım ilerleyen saatlerde. Şimdilik burası bir dursun. Hocam dış kapı bu şekilde oluyor bu araçta. Bir hatamız mı var acaba sorusu var şu anda. Bir hatamız var galiba. Ben niye buradan gittim de şuradan gitmedim? Hani ben bu arabayı üstü açık yapacaktım. Şu çizgileri seçiyorum. Tekrardan siliyorum. Darılmaca yok. Hatasız kul olmaz. Kaldığımız yerden devam etmeyi biliriz. Arka bir tık yapalım. Şuradan başlayalım. F8'i kapatmamız lazım. Şöyle bir gövde çıkaracağım bunu. Hop şöyle. İçe doğru. Ve bu arabayı arkadaşım üstü açık bir model yapacağım. Bakalım eğer başarabilirsem. Şurada durduruyorum çizgimi. Belki biraz daha gelebilirdim ve şuradaki biraz daha gelebilirdim bunu belki. Evet, bunu yaptıktan sonra line çizgisi gelsin madem öyle bu arabayı üstü açık yapıyoruz veya şurayı farklı bir şey yapabilir miydim acaba şuraya? Bir görüntü şekil şu kulüp bilir miydim akla? Dursun o şimdilik bakalım. Şurada bir çizgimiz yok muydu bizim? Sildik mi biz o çizgiyi? O çizgiyi de mi sildik? Tamam, tekrar yaparız. Arka bir tık yapalım. Şuradan araç başlıyor diye. Şöyle biraz gerdireceğim orta bir noktadan. Bir tık. Şöyle şuradaki uç noktaya birleştireceğim.
Bu arabayı line komutuna bir tık yapacağım. Şuradan şöyle simetrik çekelim yaklaşık 1 santim kadar. Biraz enter desem nokta atış yapar mı? Yaptı. Teşekkür ediyorum. Ve şuradan simetrik çekelim. Şuradan evet. Evet. Şuraya bir tık yapalım. ESC. Ve nasıl yapacağım burayı başka derseniz hocam eğer. Şu üst çizgiyi silip atacağım şurayı. Delete. Bakalım burayı biraz güzel yapabilecek miyim? Biraz zorlayacağım kendimi. Evet. Arka bir tık yapalım. Şuradan şöyle yuvarlak bir şey alabilir miyim? Biraz daha derin alalım. Tekrar enter. Arka bir tık. Şöyle yuvarlak bir şey istiyorum. Model belli olsun diye. Üstü açık model olsun diye. Hatta biraz daha bir geride olabilir mi? Daha güzel bir görüntü olabilmesi için. Şunu şöyle biraz daha uzatsam acaba. Şuraya kadar. Evet, yarısına kadar. Oldu bence. Şunu seç, move enter ve olduğu yerden şuraya birleştir. Şuraya da bir ark yap bakalım. Çok kalın oldu bu acaba? Seç, delete'ye bir tık yap. Şuna benzer bir çizgi istiyorum aslında ben. Evet, şimdi tutturabilecek miyim? Gayet de güzel oldu gibi gibi. Peki, şimdi şu çizgide birleşmem lazım. Line'e bir tık yapsam, F8 açalım. Şuradan dümdüz gelse, nereye gelir bu? O zaman şu camın şu altına kadar gelsin. Evet, ardından şuradan arkada ile öyle bir şey yapalım ki güzel bir görüntü oluşsun bence ya. Şöyle bir üstü açık model. Nasıl duruyor? Bence fena değil. Güzel duruyor yani. Şurası biraz şuraya göre kalın olmuş. Acaba her ikisini seçip şöyle şuraya doğru çeksem güzel görünür mü? Yok, bozuluyor. Peki şu ikisini şöyle seçip önce bir aşağı doğru alsam. Nokta 25 kadar almak istiyorum biraz. Şunu da şuradan tutup şuraya birleştirmek istiyorum. Belki bu çizgiyi silip ark ile devam edebilirim. Evet, daha güzel oldu. Hatta şu çizgiyi silip atacağım. Burayı da ark ile yapacağım arkadaşım. Niye line kullandıysam artık. Evet, biraz daha benzediler mi? Biraz daha benzediler ama onları ufak bir toparlamalarla sağ tarafta halledebilirim diye düşünüyorum arkadaşım. Arabanın dıştan dışısı en dış kapıların olduğu bölüm bu şekilde olsun diye geçiyor aklımda. Biraz da oynama yapabilirim ama şöyle seçelim her şeyi. Copy diyelim. Üzerinden az önceki 30 santim taşımıştık. Bunu da 60 santim taşıyalım. 60 yazıp enter'e basalım. ESC ve en dıştaki zaten çizgi iptal. İçeriği bir toplayalım sizlerle beraber. Şurayı bir seçelim. Tek bir çizgi yapalım arkadaşım buraya. Line ile şuradan şuraya gidelim. Kapıların olduğu bölüm böyle olsun diyoruz.
Şurası çok mu ince oldu acaba? Aliknet var mı bizde? Aliknet'te şuradan çapraz bir ölçü alsak ne çıkar? Ne çıkar? 0.81 diyor. Peki lineal ölçütek ne çıkar? Şuradan şurası 0.78. Neyse 5 bilimden düşük değil en azından. Unuttuğumuz bir kısım vardı. Bizim bu tasarımların içinde beğendiğim bir şey vardı. Vatandaş kendisi yapmış. Ne yapmış? Bakın kapıyı bu modelde açılıp kapanmasını sağlayabilmek için şuradan bir zikzak yapmış ve bir kapı çıkarmış. Biz niye yapmıyoruz diye aklımdan geçiyor. Gelin onu benzetmeye çalışalım. Peki hocam yapı sayfalayacağız derseniz eğer. Bir daha bakalım zikzakımıza. Tamam. O zaman line enter diyeceğim. Kapının şuradan kaç santim gitsin? 2 santim, 3 gitsin nasıl olur? 3 diyelim, 3 enter. Aşağı doğru 1 santim gitsin, 1 enter. İçe doğru tekrar 1 gitsin. Şöyle gelsin, 1 gitsin yine buraya. Buraya tekrar 1 gitsin. Aşağı doğru kapı direkt insin artık bence de. Evet, bir tık yapalım. ESC. Çok uzağa bıraktık acaba orayı. Neredeyse şurası şuraya geliyormuş. O zaman şu çizgileri şöyle seçelim arkadaşım. Move enter diyelim. Kaç santim götüreceğim derseniz. 2 santim götürsek yeter. 2 yazıp enter basıyorum. Kapı için line enter diyelim. Şuradan şurası 5 santim var mı acaba? Şuradan şuraya 5 diyelim bakalım. 5 enter. Aşağı doğru ne çıkarsa neymiş? 4.7 santimmiş. Şurada bir kapı modelimiz, kapımız var. Haberimiz olsun. Ama kapıyı tamamen kesemeyiz. Yoksa ne olur? Kırılmalar oluşur değil mi? Kapıyı tamamen kesemeyiz. Kapı yukarıdan olması lazım. Line enter diyelim. Şuradan şuraya 2 santim var mı? Kaç santim buradan burası? Varmış 2 santim. Şurası... Şuradan aşağı doğru 1.5 gidelim olmazsa 1.3, 1.5 diyelim, 1.5 diyelim ve kapıyı şurada bitirmemiz lazım. Çünkü aşağıda çamurluğumuz var. Çamurdan dolayı kapı ne yapmaz? Açılmaz. Fazlalık çizgileri silip atalım. Line enter diyelim. Şurayı yukarıya. Burada bir çizgi vardı galiba. Tamam. Kapıyı da bu şekilde şuradakine benzeterek düzelttik arkadaşlar. Hocam biraz pahalı mahlı olsun diye geçebilir aklınız ama pahalı mahlı yaptığımız zaman bunu düzeltemeyebiliriz. Öyle bir durum arkadaşlar. Peki başka neyimiz var? Belki şöyle şurayı uzatıp biraz daha güzel bir görüntü yakalayabiliriz. Başka ne yapabiliriz sorusuna cevap verelim. Şuradaki birleşen kısımları seçip biraz dışa doğru böyle atarsak boğulmuş değil de biraz daha ferah durur. Peki şu çizgi neden burada? Bunun yerine şunu tamamen boydan boya buraya bıraksak olmuyor mu? Oldu. Şu üç çizgi yerine burada iki çizgi var. Tek çizgi yapsak olmaz mıydı? Bence olurdu yani. Niye böyle iki tane ayrı ayrı çizgi yaptık? Seç, sil diyorum arkadaşım. Arka bir tık yap. Madem öyle İki farklı çizgi olacağına tek farklı çizgi olsun. Gayet de güzel oldu. Biraz şöyle içe doğru gelebiliriz. Hafiften. Daha iyi oldu. Çok fazla çizgi detayından da kurtulmuş olduk arkadaşlar. Dış kapı, dış taraf hemen hemen böyle dış gövde. Çamurluk bu şekilde tamam. Kapıyı biraz kendimize göre değiştirdik. Fena değil, güzel oldu. Üstü açık bir vastos çıkarmaya çalışıyoruz sizlerle beraber arkadaşlar. Peki bu çizgileri hocam nasıl birbirine birleştiririz dersiniz eğer? Davranış bolundaki regiona bir tık yapalım. Her şeyi şöyle bir seçelim. Enter'a basalım. Bu bir parça olması lazım. Bunun bir parça olması lazım. Oldu mu? Oldu arkadaşım. Kapı ile ilgili bir detay daha var ama onu ilerleyen dakikalarda öğretiriz. Şuradaki her şeyi gelin seçelim. Buradan atalım. Buraya şimdi arkadaşım ne lazım sorusunu anlayabilmeniz için bazı yerlerde bazı şeyleri katı model yaparak göstermem gerekecek sizlere.
Onu da söyleyelim. Mecburuz çünkü katı model olmadan da bazı şeyleri size tam anlamıyla gösteremeyiz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Perspektiften baktığımızda güzel görünüyor mu burası? Bir kısım. Neyse şu dış çamurluktan alacağım arkadaşım. Tamam mı? Kopya da diyeceğim onu ben. Olduğu yerden alalım. Bir boşluğa gidelim. Hakikaten maket model dersinde konuyu anlatmak gayet de zor arkadaşım. ESC'ye. Bu çamurluktan 10 milimetrelik çamurluktan bir tane değil de iki tane çıkaralım diye geçiyor benim aklımda. O zaman şöyle yapalım. Extrude lazım bana. Şimdi 3D modeli geçmeyelim. Klavyeden Ext yazdığımda Extrude komutu aktif olur. Enter'a bastığımda parçayı bir tık yapacağım. Enter'a basacağım. Yukarı doğru kalınlık vereceğim bana. Sadece 1 santim bir Enter. Bundan iki tane lazımmış bana. Hocamız öyle söylüyor. Seçeceğim bunu arkadaşım. Kopya diyeceğim. Nereden? Alt tuştan üst tutacağım. Alt tuştan üst tutacağım. Koyacağım. ESC. Sonra benim neyim var? Şurada bir modelim var. Yalnız bu modelin kapısı ayrı katı modellenmeli. İçerisi ayrı katı modellenmeli. Bunu yapmak için şunu göstermem gerekiyor. İlk önce şöyle her ikisini de seçelim. Tamam mı arkadaşım? Kopya diyelim. Bunlara bir şey olmasın, dursun orada. Biz ekstra parçalarla bir kenarda bu işi yapabiliriz. Devam edelim. Şimdi yapmam gereken Extrude'a bir tık diyeceğim ama Extrude yok. Ext yazacağım klavyeden. Enter'a basacağım. Extrude komutu aktif olacak. Bir tık yapacağım her ikisine de. Bakın şuna da, şuna da. Aynı anda Enter'a basacağım. Sadece kalınlık 1 santim bir Enter. Hocam iyi de bu kapı bundan çıkması lazım değil mi? Bence de nasıl yapacağız o zaman? Subtract diye bir komutumuz vardı hatırlıyor musunuz? Subtract diye. Enter yaptığında şunu istersen ana parçaya bir tık Enter, fason parça, denecek parçaya bir tık Enter ister. Bunu yaptığınız zaman bakın şurada göründüğü gibi ne olur? Burada göründüğü gibi kapıyla parça birbirinden ayrılır. Peki bu gövdeyi nereye alacağız? En dıştan içe doğru gittiğimize göre bunu seçelim. Move Enter diyelim. Bakın şuraya bir tık geleceğim. Paka. Bunun uç kısmı ile bunun uç kısmı simetrik değil. Peki bu parçayla bu parçanın hangi kısmı simetrik diye soru sorsam bana ne dersiniz? Bu parçayla bu parçanın hangi kısmı birbirine sizce simetriktir desek hatta ben bile şu an şaşırdım. Bunların orta kısmı dahi birbiriyle simetrik değil. Simetrik olan yer neresi acabadır diye düşünüyorum ben de. Vallahi zorlanıyorum. Bir tap diyelim bakalım. Simetrik yerini bulmaya çalışıyordu. Şunu şöyle copy de. Evet. Şuradan şu tarafa 30 enter. Simetrik yeni bulmamız lazım. ESC. Şimdi şuraya seç şöyle. Yine kopya bir tık yap. Olduğu yerden içeri doğru. Bu kez de 30 daha 60. 60 enter yap. ESC. Simetrik birbirine bakan kısımları bunların neresidir diye düşünüyoruz. Bakıyoruz, arıyoruz. Ama zor bulacağız gibi. Sadece şu iki kısım şununla şunun bir değdiği kısım o da değmiyor. Başka neresi olabilir? Başka bulamıyoruz. Peki o zaman hazır tel modelleri birbirine atmışken biz bir şey elde edelim. Ne yapabiliriz bakalım sorusuna cevap veriyorum. Ne yapabiliriz sorusuna? Bununki burada. Bununki şurada. Line enter dediğim zaman bunun orta noktası şurası. Bunun orta noktası neresi? Yaz, kayık birbirinden fark var. Ne kadar fark var onu bulalım arkadaşım. Şuradan şuraya bir tık yapalım. Şimdi farkı bulacağız ikisinin arasındaki farkı. İkisinin arasındaki farkı 0,1 kadar arkadaşım. 0,1 kadar fark var. Evet onu bulduysak o zaman perspektiften bakmaya devam edelim. Ben önce bunu bakın bunu seçeceğim. Diyeceğim ki Move'ye bir tık. Orta noktasını bulalım. Bir tık. Şuranın üst orta noktasına yerleştireceğiz. Şurası. Evet. Ama az önce baktık ki bu orta nokta şuna göre yani çamurluğa göre gövde arkada kalmış. Ne kadar? 0,1 kadar. Aslında hiç çevirmesek daha iyi olur yani. Hiç o kadar olmasa dahi bile olur. Niye uğraşıyoruz? 0,1 bir zımpara kare kadar ya. Niye uğraştık ki biz o kadar? Ben de şaşırdım şu anda. İzometrikten baktığımızda bu böyle olur. Tap görünüşten baktığımızda neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. Peki leftten baktığımızda nasıl görüyoruz?
Şöyle görüyoruz. Yani istediğim gibi bakamıyorum. Sebebi de aslında siz biliyorsunuz sebebini. Biz buradaki her şeyi şuradan kessek, CTRL X yapsak, Fuat görüşe eğer yapıştırabilirsek iş güzel gider. CTRL V diyelim bakalım gelecek mi? Bir tık. Lan nerede? Ah geldi her şey. Harika. Şimdi perspektiften bakalım Fuat görünüşteyken. Bakın arkadaşlar. Şurayı konseptuala alacağım. Konseptual almak için ne lazım bana? Visual Stylus lazım. Klavyeden Vis yazdığımda Visual Stylus araç bloğu gelir. Enter yaptığımda aktif olur. Biz oradaki konseptuala tıklamamız lazım. Hocam niçin konseptuala tıklıyoruz diye sorarsanız eğer şu konseptual mıydı? Konseptual bir tık yapalım. Boşluğa bir tık yapalım ardından. Bu arada dışarıda güzel kar yağıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Konseptuala tıkladığımızda olması lazım ama olmuyor arkadaş. Niye artistik yapıyor? Çift tıklıyorum. Oldu. Yani şunu demek isteyeceğim ben size. Orbit yazıp Enter'a bastığımda biz arabanın ancak neresini yapmış oluruz şu ana kadar kısmını? Şu anda yapmış olduğumuz aracın ancak bir yan kısmını yapmış oluruz. Burada birkaç tane parça olacak. Ondan sonra yan tarafında yine bunun aynıları olacak. Ha, mantıklı mı? Mantıklı. O mantıkta şunu anlatmam gerekiyor arkadaşım size. O mantıktan şunu anlatmam gerekiyor. Perspektiften bakacağım. Diyeceğim ki size arkadaşım. Bakın arkadaşım. İçeriye toplam dışlarla beraber 10 tane parça kalsın. Dışta bu var. Bir tane bu. Bir tane de sağ tarafta olacak diğer kapı. 8 tane içeri parça gelecek. O zaman klavyeden L yazacağım. Enter basacağım. Oldu şu noktadan şöyle şu tarafa doğru. F8 açıkken 8 santimlik bir pay koyacağım. Yani 8 santimlik buraya benim parça koymam lazım. Ardından bu çizimime istediğim yerden bakayım. Örneğin taptan bakayım. Şu parçayı, şu parçayı, şu parçayı seçeceğim. Aynalı diyeceğim. Yani sizin daha iyi anlayabilmeniz için uğraşıyorum şu anda amacım o. Bir tık yapıp çevirdiğimde, bir tık enter dediğimde, şimdi tekrar perspektiften baktığımda bana hak vereceksiniz. Neye hak vereceksiniz? Arkadaşım biz bu oyuncak modelinin en dış çamurluğu ile en dış kapıların olduğu bölümü yaptık. Yalnız bunun içerisine sıra neye geldi sorusuna cevap veririm. Sıra İç gövdeleri geldi. Şimdi iç gövdeyi dop dolu yapmaktan ziyade ince 1 santimlik bir tabaka ile yaparız. Bu şekilde biz bu işi kurtarırız. Genellikle hep bu şekilde olmuştur yıllardır. Peki hocam onu nasıl yapacağız sorusuna bir cevap verelim. Demek istediğim şu. Bakın şuradaki iki tane kapının ortasında bulunan bu resimdeki modelin içerisini koymamız lazım, çıkartmamız lazım arklarla. İçlerisini hem arka tarafın hem ön tarafın zaten üstü yok. Peki hocam ortası ne olacak en son diye soracaksınız. Ortasının içerisinde en son sizlerle bir araba için koltuk yapacağız, tasarım yapacağız onu da. Bunu anlayamanız lazımdı. Bu çok önemli benim için. İnşallah biraz anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Anlamış olmamız lazım. Bakın her iki parçanın birbirine birleşmiş için içeriye 8 tane kalıp lazım. Bu 8 kalıbı çıkarmamız gerekiyor. Hadi gelin çıkaralım. O zaman sisteme tekrardan fronttan başlayalım ve sistemi tel model almak için Visual Stylus araç buluşu için klavyeden Vis yazdım sadece Enter'a bastım. Visual Stylus araç buluğu geldi. Yapmam gereken 2D vraframe çift tıklamak, ekrandaki bir boşluğa tıklamak veya şurayı kapatalım. Ay nereye kapattım? İptal. Şurayı kapatacağız. Yanlış oldu. Az daha tasarım gidiyordu ya. Allah'ım aklıma gelmişken o kadar emek verdik bir kayıt yapalım mı? Bunu bir kayıt yapalım biz arkadaşlar. Nasıl yapacağız hocam dersiniz eğer. Ctrl S yapalım. Desktop diyelim. Masaüstü. Oradan uzaktan eğitim derslerimiz. Maket ve model yapımı. Bugünkü konu nedir dersiniz eğer. Bugün konu Vos model tasarımı diyelim. Tarih bugün günlerden 9 4 2021 diyelim buraya. Save diyelim. Kaydetsin ne olur ne olmaz. Hocamızın dediği şimdi kısma geliyoruz. Yani burada gövdeler var ardı ardına. Gövde çıkarmamız gerekiyor. Ön tarafta gövdeler var çıkarmamız gerekiyor. Şuradaki fazlalık çizgileri seçeceğim arkadaşım.
atacağım bazılarını. İhtiyacımız olanlar kalsın diyeceğim. Şuradaki bak gördüğünüz istediğim şey şu arkaya parça çıkarmamız lazım. Şununla yani kapılar ile içeridekiler birbirine zaten simetri. O zaman ne kaldı? Arka bir tık yapacağım sadece. Diyeceğim ki şuradakine benzesin. Şuraya bir tık yap. İçerideki gibi olsun. F8'i kapatmamız lazım. Aynı kalınlıkta bana şöyle bir gövde ver diyeceğim arkadaşım. Nokta 1. Şuradan da şöyle gelelim. 1 santim olsa yeter. Yaklaşık 1 santim olsa bana yeter. Ve şu parça ile şu parça birbirinin olması lazım. Simetrik durması lazım arkadaşlar. Peki hocam böyle bir şey lazımsa eğer bence şunu silmeniz. Şu parçayı patlatıp acaba patlatsam mı? Patlatım seçiyorum. Explode yazıyorum. Enter'a basıyorum. O parça patladı. Niye patlattınız hocam dersiniz eğer. O parçanın arkasındaki şu simetrik ne yaptı? İptal. Cancel. Explode nerede arkadaşım? Draw araç kullanımda mıydı? Modify'deydi bak. Explode'ye bir tık yapacağım. Şu çizgiye bir tık. Enter yapacağım. Patlatması lazım. Bu kadar kolay niye uğraştırdı bizi? Şaşırtıcı. Enteresan. Parçayı seçiyorum. Aynısından kopyala diyorum. Nereden? Şuradan nereye? Sol tarafa doğru gideceğim. Bakın şuraya bir tık. Sol tarafa doğru sağ çıkılayla bir yazıp Enter'a basacağım. ESC'ye basıyorum. Şimdi şu parçayı seçip uç kısmını şuraya simetri yapacağım. Tam şuraya. Nasıl oldu? Yani çok da fena değil. Güzel de durdu. Fena değil yani. Evet. O zaman şu benim arka tarafımın gövde önleri olacak. Bir de ön taraf aynısını yapmam lazım. Yapabilecek miyiz? Neden olmasın? Yaparız. Şu parça bir parçalı galiba. Eğer ben offset'e bir tık yapsam. Nerede offset? Şurada. Ardından bir deyip enter bassam. Bir santim. Hangi parça? Bu parça. Dışa mı içe mi? İçe. Bir tık yapıp ESC'ye bassam. Ardından şöyle yaklaşıyorum. Şimdi bu parça nereye kadar olsun diye sorarsanız line enter diyelim. Şu parçayla şu parçayı birbirine birleştireceğim. ESC'ye. Şurada fazlalık var. TR çift enter. Şu parçayı atacağım. Şu parçayı atacağım arkadaşım. Ve bana lazım olanları sadece kalsa benim için yeterli. Evet. Hangisi o parça dersiniz? Bakın fazlalıklarını seçeceğim. Atacağım diyeceğim ama önce şunları bir seçelim şöyle. Şu ikisini. 1, 2, 3, 4. Evet. Şu parçaları seçelim. 1, 2, 3. Bir de şu parça lazım. Büyük olacak galiba. 4. Hepsini aynı anda copy ediyorum. Copy. Nereden? Üzerinden bir tık. Nereye? 30-60 sıra neye geldi? 90'a 90 diyorum. Enter basıyorum. ESC. Fazla olan yer için TR çift enter. Şurası fazla atıyorum. Şu parça birbirine birleştirmeye sıra geldi. Neyle yaparım o işi? O işi ben region ile yaparım. Draw araç bulanındaki region'e bir tık yapacağım. Şöyle seçeceğim. Enter'a basacağım. Parça birbirine birleşti mi? Birleşti. Sıra geldi. Bu parçaları ne yapmaya? Katı model yapıp şuradaki modelimi üzerinize yerleştirmeye. Nasıl yaparım ben o işi? İzometrikten bakarsam ben o işi yaparım. Bakın şu parçaları seçiyorum. Copy diyorum. Onlarla uğraşmayacağım. Alacağım şöyle. Kenarda yapacağım. Bu parça kalınlığı 1 santim olması lazım. Her iki parçayı katı model yapmam için klavyede exit yazacağım. Enter basacağım. Böylece İki tane parçama da enter bastıktan sonra 1 santim kalınlık lazım. Bir tane. Niye 1 santim? Çünkü bizim MDF'imizin kalınlığı 10 milimetre. Bunları keserken onlarla keseceğiz. Seçeceğiz. Move. Hocam ne zaman keseceğiz? Anlatacağım keseceğiniz zaman geldiği zaman. Seçelim. Bunları move ile taşıyalım. Nerede move? Şuradan. Nereden tutalım? Şu referans noktasından tutalım bir tık. Nereye alalım hocam onlara? Bakın şu referans noktasından bir tık yapacağım. Şöyle bir. Kopyala deseymiş keşke. Şunları seçelim şöyle. Copy diyelim. Evet. Nereden? Şuradan. Şöyle ardı ardı. Bakın şimdi modelimizin ön kısmını elimden geldiğince tamamlamaya çalışacağım. Arkadaşlar ESC'ye basıyorum. Acaba oldu mu bilmem. Eğer vizual diye vis diye yazsak vizual sitesi araç bölgeleri enter bastığımda
Tekrar klavyeden vis yazacağım. Küçük harfler yazmam lazım. Enter'a bastığımda bakın konsepti orada çift tıklayacağım. İşte benim modelim yavaş yavaş ne oluyor? Yavaş yavaş benim modelim hazır oluyor arkadaşlar. Osman dert etme yetiştiririz. Peki hocam. Benim dikkatimi çeken bir şey şu parça şu parça kapanmadı. Yani bir parça eksik yapmışız arkadaşlar. Niye demiyorsun hocam bir parça daha kopyalamamız lazım diye. Ben diyorum bunlar buraya niye birleşmedi diyorum. Allah Allah diyorum. Kopyayı son kez daha şundan şuraya bir tane daha ESC. Tamamen aracı ne yaptım? Kapattım. Neyini? Etrafını hallettim. Klavyede eğer orbit yazarsam, enter'a basarsam şöyle çevirdiğimde sizler de bana hak vereceksiniz. Yavaş yavaş hocam bu iş oluyor sanki diyeceksiniz. Derken aklıma bir şey geldi. Acaba fazla mı şey yaptık biz bunu? Çok mu geniş yaptık? Biraz daraltsay mıydık? 10 santim burası, 2 burası 12, 2 de burası 14. Bu 25 santim yüksekliğinde. Simetrik olsun diye uğraşıyorum. Başka bir amacım yok. O zaman 8 tane olacağına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olacağına bir tane düşürürüz, 7 yaparız acaba. O da olabilir. Bir tanesini seçeriz şöyle en dıştan, şey ortadan bir tane. Simetrik seçip keselim. Şu 1, şu 2, seç, kes. Evet, yanlış mı kestik, ne yaptık? Şöyle bir çevirelim. Birini doğru kestik, birini hiç kesmedik, atmadık. Şunu da seç, delete bas, at. Sonra en dıştakilerini 1, 2, 3 seç, move, enter, taşın nereye? Şuraya taşın arkadaşım. 8'li ne oldu? Toplam 7 oldu. Bir tane düşürdük. Biraz daralttık gözüme fazla bir geniş geldiği için bunu öyle yaptık. Devam edelim kaldığımız yerden derken aklıma bir şey geliyor. Bakın bu modellerin içerisinde öyle bir model vardı ki dikkatimi çeken. Arkasında bir spoiler var bakın şurası. Bak şurada bir spoiler var. Hocam o spoiler'ı nasıl gösteririz sorusuna dersiniz. Onu göstermek istiyorum ya. Hatta bir model vardı. Bak hepsinin arkasında şöyle bir spoiler bir model var. Bunu nasıl veririm diye düşünüyorum şu anda. Hatta bir model vardı. Modelde böyle çok daha mükemmel duruyordu. O modelli gözüm arıyor şu anda. Neredesin kardeşim? Gel bakalım. Seni arıyoruz. Neredeydi? Şuna benzetebilir miyiz diye aklımdan bir şey geçiyor ama ona benzetemeye biliriz. En azından şunu çıkartalım diyorum ben. Şunların şu arkasındaki şu parçayı çıkartalım diyorum. O zaman ne yapacağız hocam sorusuna? Gelin bir cevap verelim. Ne yapacağız sorusuna şöyle bir cevap vereceğim. Sanki balinanın kuyruğu gibi duruyor. Acaba onu ben çıkartabilecek miyim? Çıkartırım diye düşünüyorum kendi kendime. O zaman içeri kaç parça vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinci parça dediğimiz şu dördüncü ortadaki parçaya arkasına bir spoiler koymak istiyorum. Hocam nasıl yapacağız o işi derseniz kolay, tasarımcı biziz. Front'a geliriz, ardından klavyeden list yazar, enter'a basarız. Güzel site saçmalığında iki dev raframı çift tıklarız. Diyoruz ki arkadaşım bakın şunlardan çok lazım var, şundan ekstra bir tane fazla bir şey lazım. Seç, kopyala, ekstra fazla yapıyorum bunu. Tamamen modelimi güzel bir şeye benzetmek için. Peki hocam nasıl yapacaksınız derseniz bakın tam şu ortasını bir yerine şöyle bir balina sırtındaki kısmı yapacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Arka bir tık yapalım. Bir yerden başlayalım. Ortası tam burasıymış. Buradan bir tık yapacağım o zaman. F8'i kaldıralım. Şöyle bir şeydi galiba. Evet. Bir tık yapıyorum. Tekrar enter'a basıyorum. Şöyle dümdüz mü yapsam acaba? Hafif bir orta bomba vereyim. Hafif, çok hafif bir orta bombe. Şöyle. Fazlasıyla götürelim. Olmazsa trimle keseriz diyeceğim ama simetrik çekmem lazım şurada. Simetriği vermiyor arkadaşım. Niye vermiyorsun arkadaşım sen? Paralellik açık değil mi? Açık.
Niye böyle yapıyorsun ki? Vermedim. Line enter diyeceğim. Peki düz bir çizgi atsam acaba? F8 açıkken. Evet. Şöyle bir tık yapıyorum ESC. TR diyorum. Çık enter yapıyorum. Şurayı kesiyorum. Nasıl oldu? Hocam siz en iyisi oraya bir aynı tasarımda olduğu gibi yumuşatın orayı diyeceksiniz galiba siz de. Yumuşatalım mı? Başka hangi modelden güzel görünüyor? Güzel göründüğü bir model. Şuradaki biraz nasıl duruyor? Dümdüz duruyor buradaki. Şuradaki veya şuradaki dümdüz duruyor ya. E o zaman bizi düz yapalım. Niye zorluyoruz kendimizi? Sadece şurayı biraz açmak lazımmış yukarıya. Şunu biraz daha yukarıya şöyle. F8'i aç kardeşim. Biraz daha şöyle yapabilirmişiz hocam. Sınıfı kapat. TR yazacağım. Shift Enter. Fazlalık şu kısmı atacağım. Şu kısmı da fazlalık ama atamıyorum. Çünkü bu bir bütün. Bunu patlatmak lazım. Seç. Explode'e bir tık yap. O patladı artık. Klavyeden TR yaz. Shift Enter yap. İşte şurayı şöyle kes. At. Şimdi sıra geldi. Şu parça birleştirme. Nasıl yaparız? Draw'dan. Legion'e bir tık. Parçaların hepsini şöyle bir tık. Enter. Birleştirme. Birleştir. Sıra geldi işte. Tekrardan sisteme nereden bakalım hocam diye sorarsanız sisteme gelin şöyle perspektiften bakalım bunu birleştirdik mi? Birleştirdik. Sisteme tekrar perspektiften bakalım. Şöyle ve o saatte bayağı ilerlemiş ya hiç fark etmedim. Şu parçadan bir tane lazım. Copy diyorum üzerinden. Aa şöyle bir kenara getir. Bir tık. ESC şu parçayı şimdi klavyede X yaz, Extrude anlamı gelir. Enter'a bas, parçayı bir tık Enter de buna 1 santimlik bir kalınlık ver. Şimdi bu parçayla şurada ortada bulunan parçayı yer değiştir. Nasıl yaparım o işi? Shift tuşuna klavyeden basılı tutuyorum. Mouse'um yüzüyle şöyle çeviriyorum. Ortadaki parçayı bulursam bu iş olur. 1, 2, 3, 4. Dördüncü parçayı silecektim galiba. Şu dördüncü parça olsun. 1, 2, 3, İçeride 1, 2, 3, 4 parça. Niye böyle oldu? Bir mi ben yanlış yapıyorum? Evet. Şunu silmemiz lazım galiba arkadaşlar. Evet şimdi oldu. 1, 2, 3 tane burada. Bir de dış çamurluk var. Tabii dış gövde var. 1, 2, 3, bir dış çamurluk. Tam buraya. Bu yaptığımı taşımam lazım seçeceğim. Klavyen. Enter. Hocam ufacık şey için ne kadar uğraştınız biz diyeceksiniz ama tasarımcı ne yapması lazım? Tasarıma ahenk katması lazım. Var olandan hatta daha iyi yapabilmek için bunu bu şekilde yapıyoruz. Konseptüel bakın çift tıklayacağım. Yaklaştığımda benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Klavyeden Orbit yazdım. Enter bastığımda çevirdiğimde evet hocam yapmışız iyi olmuş. Çünkü modellerde o var idi. Biraz daha değişiklik katabilirdik belki ama bu şekilde bunu beğendik, yaptık ettik, o iş bitti. Peki sıra neye geldi sorusuna gelirsiniz arkadaşlar. Ön tarafta bir farklılık falan yoktu. Sıra aslında bu katı modellerin üzerine bakarak ön tampon ve arka tamponu yapmaya geldi. Şuraya bir çubuk koyulacak ama bu çubuk için buraya ekstra bir şey koymayacağım. Kapılar için epey bir uğraşacağız. Bir de arkadaşım şunu söyleyeyim. Bu modelin bakın bu alt içi ne yapmamalı? Boş kalmamalı. Bu içinin boş kalmaması için elimizden geldiğince buraya bir şey yapmamız lazım. O da yapacağımız şey şu. 1 santim kalınlığında buraya kare bir parça koyacağız anladığım kadarıyla. Veya hepsinin altına gelen bir tabla koyarız. Hepsi tablaya basar. Böylece daha güzel olabilir. Öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Yapabilir miyiz? Bence yaparız. Dedikten sonra saatime bakıyorum. Saatler de ilerledi. Ve en son şunun altına bir tabla koyalım. Bir ara verelim geçiyor aklımdan. Ve koyacağımız tamponlu da olabilir. Yani tabloyu yaparken arkasına bir tampon çıkarırız. Önüne bir tampon çıkarırız.
Daha da güzel durur mu? Bence daha da güzel durur galiba diye düşünüyorum. Aklımdan geçiyor arkadaşlar. Hatta tamponu şu ön parçalarıyla arkadaki parçaların uç kısmını keserek, yani şuradan 1 santim yüksekliğini keserekten çıkartabiliriz. Şu kısımları da düzeltiriz. Düz bir şey yaparız bu kısımlara da. Güzel görünsün diye yapabilir miyiz? Yaparız. Niye yapmayalım? Elimizden gelir. Ama bence bugün bu kadar yeter. Bugünlük herkes şuraya kadar yapsa benim için yeterli arkadaşım diyorum. CTRL-S yapalım. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar.